Sevgili arkadaşlar, merhabalar. İyi günler diliyorum herkese. Evet, borsa ve Viyop konusunda seans arası yorumuyla birlikteyiz. İlk seans kapandı ve şu an itibariyle ilk seansın sonunu dikkat almak kaydıyla oluşan rakamları, en çok alım yapanları, alım ortalamalarını ve para giriş çıkışı da ön planda olan hisseleri paylaşacağım. Teknik duruma bakacağız ve bir de Viyop konusunda kısa bir değerlendirme yapacağım. Değerli arkadaşlar, dün gece aktarılan gün sonu analizinde de belirtildiği üzere piyasalarda iyimser bir hava mevcut. Fiyatlamalar TL'nin lehine ve borsanın lehine gerçekleşmekte. Özellikle bugün itibariyle Dolar-TL için 6 seviyesindeki psikolojik ve de kritik desteğin kırılmış olması, an itibariyle bu desteğin kırılmasıyla birlikte yoğunlaşan satışlar borsa adına da olumlu bir hava yarattı. Zaten 83.500'den devam eden tepkinin oluşumu ile bu hafta içerisinde iyimser bir tablo vardı ve şu an bu iyimserliğin altı desteğinin aşağısına inilmekle birlikte biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar, teknik detaylara birazdan gireceğim ama öncelikle rakamlar konusunda size bilgi vereyim. İlk seans sonu itibariyle Citymengol'un 51 milyon TL civarında alımda olduğunu, Kredit'in 38-39 milyon TL civarında alımda olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla iki önemli yabancı kurumun alıcı konumunda olmasını bir avantaj olarak kabul edebiliriz. Ancak yaklaşık 2000 puan civarında bir yükselişin yaşandığı bir ortamda bu miktarların çok ama çok önemli veya çok büyük rakamlar olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira 50 milyon civarındaki rakamlar artık bu tarz kurumlar için çok ciddi rakamlar olarak kabul edilemez. Buradaki en önemli faktörü ise şöyle değerlendirebiliriz. Zaten bu kurumlar son birkaç gündür alıcı konumundalar ve şu an itibariyle endeksin de önemli destek noktaları, pardon, direnç noktalarına yaklaşmış olması, en azından 90 bine yaklaştıkça bu seviyenin bir direnç etkisi yaratabilme ihtimali gereğince alımlarına bu seviyelerden çok fazla hız vermiyor olabilirler. QNB Finans'ın 23 milyon civarında bir satışı bulunuyor. Halk Yatırım'ın 21 milyon, İş Yatırım'ın 20 milyon civarında bir satışı bulunuyor. İş Yatırım dün itibariyle bir ara 100 milyon TL üzerinde alıma geçmişti ama kapanışı durumunda bu alım miktarlarını 60 milyon seviyesine kadar düşürdüğünü görüyoruz. Dün itibariyle 100 milyon üzerinde alım yapmış olan Döçe vardı. Şu an için Döçe'yi satıcı konumunda görmüyoruz ama her zaman olduğu gibi şuradaki diğer hanesine bakmak gerekiyor. Kurumlar satış konusunda kendilerini gizleyebilmek bakımından farklı farklı kurumlardan satışlar yapabiliyorlar ve şu anki 127 milyon TL civarındaki satışında önemsenebilecek miktarda olduğunu dikkate almakta yarar var. Değerli dostlar, bugün itibariyle en çok alım yapan Citi'nin alım ilgisini Garanti Bankası hissesinde yoğunlaştırdığını ve 7.68 ortalama ile 36 milyon TL civarında alım yaptığını görüyoruz. Onun ardından ise Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nda alım ilgisi var. Akbank'ı 5.89, Yapı Kredi Bankası'nı ise 1.92 ortalama ile almış. Tüpraş, Türk Telekom ve Emlak Konut'ta satış baskısının olduğunu görüyoruz. Tüpraş'ta 6 milyon TL civarında ve 120.72 ortalama ile satış yaptığına tanık oluyoruz. Bir diğer kurum olarak ise yine Kredit'in alıcı konumunda olduğunu ifade etmiştim. 15 milyon TL civarında Garanti Bankası'nda alımı mevcut. 14-15 milyon TL civarında İşçe'de alımı mevcut. Yine Kozova Petkim'de alıcı olurken Türk Hava Yolları'nda satış eğiliminde bulunuyor. Türk Hava Yolları'nı 12.30 ortalama ile satmış. BİMAŞ ve Vestel'de satışı var. Garanti Bankası hissesini 7.68 ortalama ile, İşçe'yi ise 5.07-5.08 ortalama ile almış görünmekte. Arkadaşlar, gelelim bugün itibariyle ilk seans itibariyle en çok alım, pardon, en çok para girişi yaşayan hissemize bakalım. Garanti Bankası'nın 16 milyon TL civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Garanti Bankası son günler itibariyle para girişi konusunda lider bir hisse özelliğini taşıyor. İşçe'nin 7.1 milyon TL, Petkim'in 6.8 milyon TL civarında, yine Türk Telekom'un ve Aselsan'ın, Yapı Kredi Bankası'nın, Akbank'ın, Pegasus'un ve Halk Bankası'nın para girişi eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Yalnız arkadaşlar, şunu da ifade etmek lazım. İlk seans sonu itibariyle Garanti Bankası'nda 16 milyon TL civarında bir para girişi var ama genel manada diğer hisselerde çok ama çok yüklü miktarda bir para girişi olduğunu söylemek de mümkün değil görülmekte.
Gelelim arkadaşlar para çıkışı eğilimine. Para çıkışında da önemli bir, çok bariz bir hissenin olduğunu görmüyoruz. En çok para çıkışı yaşayan hissemiz Ereğli olarak görülmekte. Bu arada arkadaşlar buradaki ilk 10 kurumu gösteriyor. Ben bunu ilk 5 kurum nezdinde değerlendirirsem daha sağlıklı olacaktır. Zira değerlendirmeler ilk 5 kurum bazında yapılırsa daha anlamlı olabilmekte. Şimdi arkadaşlar bu rakamları tekrarlıyorum. Ereğli'de 4,2 milyon, Tekfen'de 1,5 milyon, Tüpraş'ta 1,5 milyon civarında bir para çıkışı mevcut. Yine söyleyebilirim ki çok bariz bir şekilde para çıkışı yönüyle ön plana çıkan bir hisse olmadığını görmekteyiz. Garanti Bankası'na arkadaşlar ilk 5 kurum bazında 25-26 milyon civarında bir para girişi mevcut imiş. İşçe, Türk Telekom ve Aselsan yine önemli diyebileceğimiz miktarlarda bir para girişi yaşıyor olarak kabul edebiliriz. Evet arkadaşlar gelelim teknik tabloya bakmaya. Teknik tablo itibariyle yabancı takas oranındaki yukarı eğilim devam ediyor. 64,14 seviyesinde, %64,14 seviyesinde bulunuyor. %63,89 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamıştı ama şu an endeksteki olumlu havanın paralelinde ve bu tabloyu yabancı takasındaki artışın da desteklediğini söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar aylık bazdaki grafiğimiz itibariyle şuradaki 68 aylık ortalamanın bulunduğu 88 bin seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ifade etmiştim. Şu an itibariyle 88 bin direncinin üzerinde bulunuyoruz. 89 bin seviyesine oldukça yakın bir konumda ilk seans tamamlandı. 89 bin seviyesinin üzeri test edildi ama henüz bu seviyeyi destek yaptık diyemeyiz. Bu açıdan geri dönüşler olur ise 88 bin seviyesinin tutunup tutunmayacağını, buradaki direncin aşılmış olup olmadığı noktasını test etmekte yarar bulunuyor. Bu konu önemli bir dirençtir arkadaşlar. Bu direncin aşıldığından emin olabilmemiz için minimum iki kapanış görmemiz şart görülmekte. Evet arkadaşlar gelelim haftalık grafiklere. Haftalık grafiğimiz itibariyle ise şurada görmekte olduğunuz bir Fibonacci direncimiz bulunuyor ki bu Fibonacci direncimiz 90.800 seviyesini ihtiva etmekte. O halde 90.000 üzerine sıçramalar olsa bile, 90.000 seviyesine yaklaşımlar olsa bile, 90.800 seviyesi üzerinde net iki kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar şu ana kadar yaşanmış olan yükselişin tepki boyutlarında olduğunu teknik manada düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir yükseliş trendinin başladığında söyle bahsedebilmemiz için 90.800 mutlaka aşılmalı. O halde 90.000'e yaklaşımlar ve hatta 90.000 üzerine sıçramalar olsa bile 90.700'e yaklaşımları çok temkinli bir şekilde takip etmek gerektiği kanaatindeyim. Arkadaşlar günlük grafiklerimiz itibariyle ise 83.500'den başlayan tepki ve 99.000'lerden hızlanan geri çekilmeyi referans kabul etmek kaydıyla yapacağımız bir ölçümde şuradaki 23.6 seviyesine denk gelmekte olan 87.286 300 seviyesi önemli bir direnç konumundaydı ve dün itibariyle 87 bin üzerinde kapanış olduğu için bu seviyenin üzerinde hareket etme, 88 bin direncini zorlama ve 88 bin 88 bin 400 aralığındaki sürekli olarak çok önemli bir direnç bölgesidir şeklinde tanımlamış olduğum alana ulaşma olasılığımız yüksek idi. Bugün itibariyle bu direnç bölgesinin de geçildiğini söyleyebiliyoruz. Ancak arkadaşlar geçilmiştir diyorum. Bu direnç bölgesi kırılmıştır diyemiyorum. Niçin? Çünkü 88.400 üzerinde minimum iki kapanış görmemiz gerekiyor. Özellikle önümüzde bir bayram tatili sürecinin olması, bugün yapılacak olan satışların pazartesi günü itibariyle nakde dönme dönecek olması ve bayram tatili süreci içerisinde risk almak istemeyenlerin ve parasını daha farklı bir şekilde, daha güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin ikinci seans itibariyle satış olasılığını dikkate almakta, bu açıdan temkinli davranmakta yarar bulunuyor. 88.400 önemli bir seviyeydi. Şu an üzerinde bulunuyoruz ama geri dönüşlerde 88.400 üzerinde kalınıp kalınamadığı, bu seviyenin destek olarak ikinci seans itibariyle çalışıp çalışmadığı ve özellikle de 88.400 üzerinde bir kapanışın gerçekleşip gerçekleşmediği konusu çok ama çok büyük emniyet taşımakta. Arkadaşlar şu an itibariyle 88.400 üzerinde olmamız ve 89.000 seviyesini test ediyor olmamız nedeniyle dikkat etmemiz gereken en önemli direncimiz 89.573-89.600 seviyesi.
O halde 89 bin üzerine yönelik ataklar olur ise 89.600 seviyesi an itibariyle takip etmemiz gereken bir seviyedir. Zira bugün dolardaki çok ciddi orandaki geri çekilme endekse de ekstra bir katalizör etkisi yaratmış durumda. Evet arkadaşlar, 240 dakikalık seanslık grafiklerimize bakacak olursak da 86.500 seviyesinin önemli ve kritik bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. 85.300 seviyesini göstermekte buradaki kalın hattım ve seanslık grafikleri itibariyle değerli dostlar 38.2'ye denk gelmekte olan 88.400 direncini görmektesiniz. Dünkü analizde de bu konuya çok büyük yer vermiştim. Zira bugün dolardaki ekstra geri çekilme bu direncin aşılmasına sebep oldu. Yoksa bu direncin bu dirençte bir zorlanma olma ihtimalini daha yüksek bir olasılık olarak görüyordum. Zira arkadaşlar tekrar belirtiyorum, 88.400 seviyesini bu an itibariyle kısa vadeli işlemler adına bir destek olarak takip etmeliyiz ve bu seviyenin üzerinde kalınması, destek olarak çalışması ve bu seviye üzerinde özellikle kapanışlar olması durumunda ise şurada görmekte olduğunuz %50 Fibonacci seviyesine, direncine denk gelmekte olan 89.800 seviyesi ön plana çıkıyor. Zira 90.000'e yaklaşımlar 89.500, 90.000 bölgesinde önemli bir direnç hattımızın olduğunu ama esas direncin 90.700 seviyesi olduğunu dikkate almakta yarar var. Özellikle 90.000 üzerine yönelik sıçramalarda ekstra temkinli olmak da yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, 240 dakikalık grafikler veya seanslık grafiğimiz itibariyle ikinci seans dikkat etmemiz gereken pivot verilerine bakacak olur isek 87.400'ün üzerinde kalınmasının önemli olduğunu ifade etmiştim. 88.400 üzerinde kalınmasının önemli olduğunu ifade etmiştim. Ancak özellikle 88.750 seviyesi üzerinde kalabiliyorsak, bu seviyenin aşağısına gelmiyorsak 89.500-600 aralığının test edilme olasılığının biraz daha artmış olduğunu düşünebiliriz. Ancak bu bölgeden satış gelme ihtimalini de hesaplara katmakta yarar olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Ancak 88.750'nin aşağısına inilmesi durumunda 88.400'ün test edilme ve bu seviyenin korunup korunmayacağını yakından izleme evresine girmiş olacağımızı hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Gelelim arkadaşlar Biop kontratları itibariyle durumun ne olduğuna. Haziran kontratları itibariyle arkadaşlar grafiğimi çağırıyorum. Bugün itibariyle önemli olan direnç bölgemizin 111.300 bölgesi olduğunu ifade etmiştim. Zira bu bölgeyi hızlı bir şekilde geçtik ve 112.500 seviyesine kadar 112.725 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 112.200 seviyesi önemli bir eşik idi. 112.200 seviyesi bu an itibariyle destek olarak takip edilmeli arkadaşlar. 112.200 seviyesi yeni bir hareketliliğin veya yeni bir yükselen trendin başlayabilmesi adına kritik bir seviyedir. 112.200 seviyesi net ve de kesin bir destek olarak korunabilir ise 115.000-116.000 şeklinde yeni bir kanalın açılabileceğini teknik olarak düşünebileceğiz. Bu açıdan geri dönüşlerde şu ana kadar 112.700 atağı sonrasında ki geri dönüşlerde 112.200 seviyesini destek olarak algılayan bir görüntü mevcut. Ancak 112.000 seviyesinin aşağısı 112.000 seviyesi destek olarak önümüzdeki saatler itibariyle çalışmayacak olur ise bu durumda öncelikli olarak 111.300 desteğine doğru bir geri çekilme olasılığını 111.000-111.300 aralığındaki destek bölgesi şu an düne kadar dirençti. Bugün itibariyle destek olarak izliyoruz. Bu bölgeden tepki gelemiyorsa, bu bölgede kırılacak olur ise bu durumda ilk etapta 110.500'e doğru geri dönüş olasılığı olacaktır. Özetle sevgili dostlar, 112.200 aşağısında satış baskısı bir miktar daha ön plana çıkabilir. Yukarı yönlü ataklar devam eder mi? Evet, ikinci seans itibariyle endeksin 89.000 üzerini test etmek, 89.500'e ulaşmak yönünde bir gayretine tanık olabiliriz. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Şurada görmekte olduğunuz kalın bir hattımız var ki bu seviye 113.150 seviyesine tekabül etmekte. Öncelikle yukarı yönlü atakların devamında 113.150 seviyesine
113.200 seviyesine çok ama çok yakından dikkat gerekiyor. Fibonacci direncimiz olarak ise 112.300 seviyesini görüyoruz arkadaşlar. 112.300 seviyesi, 112.200 seviyesinin biraz önce ifade ettiğim üzere destek konumunda bu an itibariyle izlenmesi gerekiyor. O halde %38.2'ye denk gelmekte olan Fibonacci direncinin üzerinde kalmaya çalıştığımız bir görüntü var. Bu görüntünün devam etmesi durumunda 113.200 veya genel anlamda 113.000-113.500 aralığının test edilme olasılığı mevcut görülmekte. Ancak endekse 89.000 üzerinde bir tutunma olamıyorsa, 89.000 seviyesi bir direnç etkisi yaratıyorsa, bu şartlar altında Viyop kontratlarının 112.500 üzerinde tutunamama ve 112.200-300 seviyesindeki desteğini koruyamama riskinin gündeme gelebileceğini ve bu kriterlerin özellikle seans sonuna doğru ehemmiyetle izlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmiş olayım. Ve arkadaşlar bu vesileyle iyi günler diliyorum. Akşam saatlerinde yine gün sonu değerlendirmesini Borsa ve Viyop adına yapacağım. Hoşçakalınız, selam ve saygılar.